Herkese merhaba. Yakın Markaj'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün son bölümlerde Berkay'ın tabiriyle yarım markaj olarak yayınlardaydık ama bu sefer 4 kişi birlikte yayındayız. Ankara Gücü maç önü yayınındayız. Öncelikle Berkay'la başlayalım. Berkay, sen bize biraz Ankara Gücü'nün bu sezonki istatistiksel olarak nasıl bir performans gösterdiğini anlatabilir misin? Elinde biraz veri vardı. Tabii. Veriler her zaman oluyor zaten bizde. Şöyle, Ankara Gücü bu sene çok kötü bir gidişattaydı. Yani ligden kesin düşecek takımlar arasında gösteriliyordu. Favori gösteriliyordu o yönde. Alper Potuk gibi de önemli bir ismi transfer ettiler. Ama ona rağmen çıkış olmadı. Fakat Aralık ayında çıktıkları 6 maçın 4 tanesinde galip geldiler Aralık ayında. Aralık ayı aslında Ankara için önemli bir ay oldu. Önemli bir çıkış sağladılar. 4 galibiyet, 1 beraberlik. Fakat Ocak ayıyla beraber, yani son iki maçla beraber tekrardan mağlup durumdalar. Ankara'nın da hatta belki görmüşsünüzdür, başkan röportaj yapıyordu. Ondan sonra oyuncular geliyor, sarılıyor falan böyle. Hani hep şey deniyordu, işte güzel iletişim var, işte bu arkadaşlar sayesinde kazanıyoruz. Güzel de aslında bir ivme de kazanmıştı Ankara Gücü. Ama sonrasında bunu devam ettiremediler. Üst üste 2 tane mağlubiyet aldılar. Eksikleri de var, önemli eksikleri var. Kitsoi yok. Pinto yok ve Pozdan yok. Kitsoi ile özellikle Pinto da Ankara Gücü'nün en önemli iki oyuncusu diyebiliriz hatta. Bu eksiklerin olmayışı da Ankara Gücü'nün zaten son iki maçtaki mağlubiyetin ardından tekrar sıkıntı yaratabilecek gibi gözüküyor. Bunun yanında da Ankara Gücü de deplasmanda 8 maçta 7 gol bulmuşlar. Neredeyse deplasmanda mutlaka bir tane gol atıyorlar. Fenerbahçe ise iç sahada kötü. Yani 8 maçta 14 tane gol, 13 tane de gol at, 14 gol atmışız, 13 tane de gol yemişiz. Ve sadece son 2 maçta 6 gol atıp 2 gol yemişiz. Yani aslında attığımız gollerin yarısını da son 2 maçta atmışız. Fenerbahçe daha formda iç sahada son 2 maça bakarsak. Ankara Gücü ise daha çok düşüşte bir durumda. Ben o yüzden gollü bir maç bekliyorum. Böyle bir giriş yapmış olayım. Siz üstüne ekleyin isterseniz. Yani Fenerbahçe bu sene 2017-2018 sezondaki performansına benzer bir yani. İçeride kaybediyor, dışarıda kazanıyor modunda yani. Evet. Buradan Fenerbahçe tarafına geçerken Can'a sormak istiyorum. Fenerbahçe son 5 maçını kazandı. 4 tanesi ligde. Hafta içi de Kasımpaşa'ya karşı kupada galip geldi. Fenerbahçe'yi sen nasıl bekliyorsun bu hafta? Ya son haftalarda özellikle benim Fenerbahçe'de fark ettiğim şeylerden biri takıma göre gerçekten oyun planı, rakibe göre bir oyun planımız var. Sabit bir oyun planımız yok. Rakibe göre bir oyun planı kuruyoruz. Hatta maç içinde bile bu oyun planları değişiyor. En azından güzel olan taraf şu ki şu an belli oyun planlarından bahsedebiliyoruz. Erzurum maçında da mesela ilk 15 dakika maç sonu yayınında da konuşmuştuk. İlk 15 dakika %65-%70'lere varan topa sahip olma durumu vardı. Fakat daha sonra gerçekten çevresel koşulların olsun, sahanın, zemininin sıkıntısı olsun uzun topa dönüp istediğimizi alabildik attığımız gollerden sonra da. Zaten gol bulduktan sonra açılan bir takımız. Gol bulduktan sonra topu karşı sahaya hızlı götürebilen oyuncularımız var. O oyuncularla birlikte iyi bir performans yakalayabiliyoruz maç içinde. Fakat bu maçta tabii oyunculardan biri olan Mert Hakan olmayacak. Yani kötü bir kırmızı kart gördü açıkçası. Profesyonel bir futbolcunun yapmaması gereken bir hareketi yaptı. Her ne kadar orada bir net bir şekilde tarih olsa da sonuçta yapmaması gerekiyordu. Her şeyden evvel çok yani performansı artıyordu. Gerçekten son 4 maçta fizik kalitesini arttırmıştı. Topu daha iyi taşıyordu. Maç kondisyonu yükselmişti. Zaten bu takım istatistiklerinden de belliydi. Son 2-3 maçta ortalama 117-118 kilometre koşuyoruz. Ve bu gerçekten hiç de kolay olan bir şey değil. Özellikle bu yoğun maç trafiğinde. Yani 3 gün evvel 118 koşup 3 gün sonra 118 koşmak gerçekten kolay iş değil. Burada teknik kadro gerçekten iyi bir iş beceriyor belli ki. Bazı oyuncularımız eksik olacak. Yani sezon başından beri bunu konuşuyoruz. Bu hafta da 7 tane oyuncumuz eksik olacak. Mert Hakan ve Caner cezalarından ötürü. Diğer Gökhan Gönül, Valencia, Tolga, Novak ve Sosa da sakatlıklarından ötürü olmayacaklar. Kolay bir maç beklemiyor bizi. Ama sonuçta Ankara Gücü bizden daha zayıf bir ekip. Son 4-5 haftada 2 galibiyet almalarına rağmen yani yenildikleri takım Başakşehir ve Beşiktaş. Önemli takımlara kaybettiler. Belli bir direnci olan bir takım. Fakat ivmeyi yakalamışız. Tek bizim için bu haftadaki bence tek sıkıntı derbi haftası olması. Derbi haftası pazar günü maç var. Yani rakiplerimizden biri her türlü puan kaybedecek.
ve Fenerbahçe rakibini yalnız bırakmaz, tekrar o da puan kaybeder gibi bir Fenerbahçe gerçeği var. O yüzden bu hafta ben bu gerçeğin yaşanmasını istemiyorum. Bu iğmeyi almışken rakiplerimizin, en ciddi iki rakibimizin sert bir mücadele sergileyeceği bu haftada bir galibiyet bizi gerçekten daha da ivmelendirir ve güzel günlere doğru daha emin adımlarla ilerleyebiliriz bence. Abi teşekkürler yorumunuz için. Ligin dinamiklerini en azından biraz tahmin edenler için pazar günü derbi berabere biterse Fenerbahçe'nin puan kaybı olacağından emin olabiliriz gibi düşünüyorum ben. Çifte şans iddiacılara gelsin buradan. Ömer, sen ne düşünüyorsun? Hem bu hafta derbi haftası olmasından ötürü de çok önemli Can'ın vurguladığı gibi. Evet, ben iki noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle Can'ın koşu mesafelerinden bahsetmesinin çok manidar olduğunu düşünüyorum. Biraz da iki yüzlük içerdiğini düşünüyorum. Ayrıca 2017-2018 sezonla bence de benzer bir sezon. İkisinde de tribünler boştu. Bu sefer zorunluluktan, öbüründe taraftarın isteğiyle. Umarım sonu benzemez diyerek başlamak istiyorum. Fenerbahçe'de Can'ın da bahsettiği gibi Mert Hakan'ın yokluğu önemli bir eksik olacak. Çünkü hem Sosa da yok. Aynı zamanda Sinan Gümüş'ün de bir yokluğu var. Ondan dolayı hani 4-4-2'ye dönme, 4-2-3-1 orta sahadaki kalabalık gücümüz biraz sekteye uğrayabilir. Kadro kurmakta biraz zorlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü Valencia da çok formda değil. Benim tahminim orta sahada zaten Ozan Gustavo'nun oynaması. Önde Samat'la Tiam yapabilirse, yani böyle bir şeye cesaret edebilirse hoca, Ferdi Valencia veya Pelkas Valencia gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. İkili olabilir. Gerçi Pelkas'ı asla çıkartmamış. Yani en kötü Samat'la çıkart herhalde koyar. Genel itibariyle böyle bir kadro var kafamda. Sinan Gümüş'ün sakatlanmasına biraz üzüldüm. Çünkü gerçekten performansı fena değildi. Hem skor tabela yapıyordu hem de bence oyun içinde çok hızlı düşünebilen ve hızlı davranabilen bir oyuncu. Sadece gol yollarında değil, oyun kurmada da etkili bir oyuncu. O yüzden her ne kadar Can sitem etse de hafta boyunca, tüm haftalarca, Sinan'ın en kısa zamanda dönmesini ve takıma katkı sağlamasını bekliyorum. Biraz doluyum, kusura bak. Teşekkürler. Can'a söz. Can laf attığında aslında şey oluyor ya, performansları yerine geliyor oyuncular. O yüzden bence evet, at yani. Bu totemimi anladığı için Berkay teşekkür ederim. Aynen. Şaka bir yana totem değil bu tabii ki. Atlı parçında. Yani Sinan'la ilgili eminim ki biz geçmişe inceleyecek herkesin birkaç tane minimum kötü sözü vardır. Yani Sinan genel kariyeri boyunca zaten her zaman böyle inişli çıkışlı performanslar sergiledi. Ama benim sezon başından beri vurguladığım bir şey var. O da şu, şampiyonluk yolunda, bu kelimeyi etmemem lazım da özür diliyorum. Gideceğimiz bu güzel yolda ekstra oyunculara, ekstra gole katkı yapacak oyunculara ihtiyacımız var. Ve Süper Lig'de gerçekten son 10 senenin belki de 7'sinde 8'inde hep ekstra oyuncuların bazı maçlarda çıkıp skora katkı yapmasıyla ekstra puanlar toplandı ve şampiyonluk öyle geldi. Sinan Gümüş'ün de bu yolda bizim ekstra joker oyuncularımızdan biri olabileceğine inanıyorum. Özellikle son 3-4 maçtaki performansından sonra daha da çok inanıyorum. Ben oyuncunun doğrusu Tiam olduğunu düşünüyorum biraz. En öndeki oyuncunun. Aynı zamanda Sadık'ın da her ne kadar skora etkisi olmasa da sezon başına göre çok yüksek, sezon başındaki beklentiye göre çok yüksek performans sergiliyor. Özellikle Erol Bulut biraz daha topu rakibe verdikçe defoları ortadan kalkıyor ve ne kadar iyi bir stoper olduğunu görebiliyoruz. Bu maç herhalde Ankara Gücü'nde de topu vermeyiz ama yani. Yani bilmiyorum. Birisi de saygı duyarım. Hiç sorun değil ama vermez diye düşünüyorum. Bir de büyük ihtimalle Sadık yine sol bekte oynayacak büyük ihtimalle. Yani Novak yok. Nerede kar cezalısı olduğundan dolayı yine Sadık sol bekte oynayacak gibi duruyor. Eğer Sadık sol bekte bir maçı daha iyi geçirirse, Sadık'ın bir tane fotoğrafı var ya, şöyle şey tutuyor, silah tutuyor ondan sonra. Yine öyle bir fotoğraf aklımızda canlanır. Eğer aynı performansı gösterirse sol bek pozisyonunu, yani sağ ayaklı olmasına rağmen, stoper olmasına rağmen aynı performansı gösterirse de helal olsun. Yani sol bekte şaka gibi gerçekten. Ligin en iyi iki sol bekini alıyorsunuz, ikisini de oynatamıyorsunuz. Caner sürekli yok demiyorum tabii ama Caner'in malum kart cezaları kaçınılmaz oluyor. Caner gibi bir yapısı olduğundan dolayı. Sol bekin olmayacak olması da yine bir tık sıkıntı bence. Sola kimi koyacağı çok önemli. Açıkçası son maçlarda da Samatta'yı kanatlara koyuyor. Hatta Fatih Terim derbide şey yapıyordu. Drogba'nın olduğu zaman da Gökhan'ın olduğu... Ömer yayını terk etti.
Evet, Ömer'e zor uğraşlar sonunda ikna ettik yayına geri katılması için. o zaman da mesela şey yapıyordu. Fatih Terim Gökhan'ın olduğu sağ beke Drogba'yı koyup önde kanatlarda top tutmasını sağladı Drogba'nın. Erol Hoca da aynı şeyi düşünmüyordur diyemem ama anada top tutmasını istiyor. Çünkü Samat da sonuç olarak pivot bir santrofor değil. Ama kanatlara göre, beklere göre sonuçta daha iyi bir fiziği olma ihtimalinin yüksek olduğundan dolayı kanatlarda top tutuculuğunu sağlamaya çalışıyor ama Samatta'dan da o zaman form alamıyoruz bu şekilde. Ya arkasında Pelkas gibi oyun kurucu birisi varken ki ona da en önemli şey Samatta'nın formunu bulabilmesi açısından elbette yan ortalardan attı gollerini ama pas getirdiğiniz zaman ceza sahasında daha iyi bence performansını ortaya koyabilecek bir oyuncu. O yüzden umarım kanatta onu da görmeyiz. İsterseniz buradan da şeye geçebiliriz. Skor tahminlerimize geçebiliriz. Aynen öyle. Ben de tam oraya geçmek istiyordum. Can, ilk senin tahminini ben merak ediyorum. Yani iki tane skor var yine kafamda. Bu sefer düşük olanını vereceğim. Daha az gol attığımız olanını vereceğim. Çünkü bu zamana kadar hep daha çok gol attığımızı verdim ve son 1-2 haftaya kadar hiç tutturamamıştım. Bundan ötürü ben temiz bir galibiyette 2-0 alırız diyorum. Diğeri 3-1 miydi? Diğeri 3-1'di. Evet, bende de aynı skorlar var. Ben 3-1'i aldım o zaman. Üstü sen ne diyorsun? Abi ben 2-0 diyecektim ama Can'la aynı şeyi söylemek istemediğim için 2-1'e döndüm. 2-1'e döndün. Abi ben de 3-1 diyorum. Benim kağıda yazdığımda 3-1'di skor tahminim. Abi ben bir de gol tahmini eklemek istiyorum. Her maç sonunda yaptığım gibi, maç önünde yaptığım gibi daha doğrusu. Ben şu anda size sorsam 11 oyuncuda 11. olacak, 11. olarak sayacağınız oyuncunun gol atacağını düşünüyorum. Tisserand. Tisserand'a bir gol ekliyorum, ben buraya yazıyorum. Hatta Tisserand gol attıktan sonra da gol sevincinde Sadık'ın Tisserand'ın kel kafasını öpeceğini iddia ediyorum. Ya var ya, sallamak ne kadar kolay ya. Bedava oğlum. Bedava. Bedava spekülasyon. Ben derbiye dair bir temennide bulunmak istiyorum bu arada. Tabii. Derbinin 1-1 berabere bitmesine. 5 Markov'un kırmızı kartlı. Önce Gezal'ın bileğine basıp sonrasında da Larry'nin bileğine bastığı. İkisinde de kırmızı kartlı ama ikisinde de ancak sarı verebildikleri pozisyonlarla Markov'un da atılmasını bekliyorum. Umuyorum. Markov, Larry'nin ve en şeyden Gezal'dan kurtulduğumuz ve puan kayıplarıyla dolu bir derbi temenni ediyorum. İnşallah Fenerbahçe'nin güzel bir sonuç gelir o taraftan. Ya o dediklerin olur da. Ya o dediklerin olur da Fenerbahçe kazanır mı? Hani o dediklerin olursa Fenerbahçe'nin bence kazanma olasılıkları daha da düşer. Katılıyorum. Yani Fenerbahçe'nin belli bir dinamikleri var. Bunu da göz ardı etmemek lazım bence. Evet, doğru. Sanırım yayının sonuna gelmiş olduk. Bu arada yeni transferlerimiz Salah ve Osay Samuel'in videolarını da kanalımızda izleyebilirsiniz. Herkesten önce analizini yapmıştık uzman konuklarımıza diyebiliriz bence. Mask. Evet. Bu arada yorumlarınızda, maçla ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizde yorumlarda bekliyoruz. Hepsine cevap vermeye çalışıyoruz ve orada da güzel bir sohbet oluyor maç önünde. Fikirleriniz varsa, kadro tahminleriniz varsa, skor tahminleriniz varsa, maç akışı ile ilgili tahminleriniz varsa hepsini yorumlarda bekliyoruz. Bir izlemeye devam edin. Gol sevinçleri hakkında tahminleriniz varsa kim kimin kelini öper onlar da olur. Onları da söyleyebilirsiniz. Bir de ben unutmamamız lazım bence. Bunu da söylememiz lazım. Birçok abone edindik son zamanlarda. Abonelerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. Herhalde hoş geldiniz denir. Merhabalar diyorum o zaman. Sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Yakın markajda kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.